Ankara yalnızca Cumhuriyet dönemimizin merkez olan bir kent değildir. Hititler, Filikler, Lidyalılar ve Perslerin hüküm sürdüğü Ankara, Galatlar, Romalılar ve Osmanlılar içinde büyük bir öneme sahip oldu. Kentimiz 1290 yılında Ahil Cumhuriyeti başkenti oldu. Kökenini kardeşlik, eli açıklık, cömertlik sözcüklerinden aldığı bilinen ahilik, Anadolu'da dayanışma, dürüstlük, misafirperverlik, şefkat ve merhamet kavramlarını uygulamayı ödev bilen ahlaki bir sosyoekonomik model oluşturdu. Ne mutlu ki Ankara'mız 64 yıl süren Ahil Cumhuriyeti özelliklerini hala taşımaktadır. İşte tüm bu nedenlerle şüphesiz ki tarih boyunca önemli bir merkez olan Ankara'nın kaderinde ve nihayetinde başkent olmak vardı. Ankara, Kurtuluş Savaşı'mızda sadece ülkemizi askeri açıdan savunmanın değil, fedakarlığın, aydınlık yarınların, umudun da kenti haline geldi. Yine Ankara, bir milletin millet olması için en temel hakkı olan toprak bütünlüğü adına verilen mücadelesiyle dünyadaki tüm mazlum milletlere de yol gösterici oldu. Bir milletin varını yoğunu ortaya koyarak kazandığı bağımsızlık mücadelesi bugünümüzü de aydınlattığı gibi geleceğe de bir ışık. Farklı milletlerden kıymetli katılımcıların bulunduğu bu davette hepimiz birbirimizden farklı bedenlere sahip olsak da farklı dillerde konuşsak aynı duyguları taşıdığımız kesindir. Bu duyguların en değerlisi de insanların ülkesi ve vatanları için arzuladıkları bağımsızlıktır. İşte Ankara, başkent olmasının yanı sıra ülkemizin ve hürriyetinin, bağımsızlığının sembolü olan kadim ve muazzez bir duygunun ta kendisidir. Çünkü Ankara betonlarla yapılaşmış bir kent değil, bir fikrin, bir iddianın ve inancın muzaffer olduğu hikayedir. Yüzyıllık bir asil duruşun gelecek yüzyıllara yansıması Türk milletinin destansı karargahıdır Ankara. Kurtuluş mücadelesiyle dünyadaki tüm mazlum milletlerin rol modeli, gelişimiyle muasır medeniyetlerin komşusu, insanıyla dayanışmanın, alçak gönüllüğün ve cömertliğin vesikasıdır. Bu duygunun hakim olduğu bir kentte Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çok çalışıyoruz. Yeni yeşil alanlar, yeni yollar, yeni altyapı hatları inşa ediyoruz. Kırsal kalkınmada üreticilerimize çok büyük destekler veriyoruz. Öğrenci dostu uygulamalarımızla kentimizi geleceğe taşıyor, kadın istihdamı konusunda önemli projelere imza atıyoruz. Bir yandan Roma Tiyatrosu ve Arkeopark restorasyonuyla Ankara'nın 2000 yıllık tarihini yeniden hayata geçirirken, bir yandan da Cumhuriyet dönemi eserlerimizi ve tarihi ulus bölgesini ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Kalesi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaştık. 100. yıl çarşısının yerine yeni bir kent meydanı yapıyoruz. Ulus Çarşısı'na Birkent ve Gazi Üniversitesi ile işbirliğiyle teknoloji merkezleri açıyoruz. Oradaki boş binaya EGO Genel Müdürlüğümüzün eski Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasına taşınmasıyla ulusun demografisinin değişeceğine ve hak ettiği günlerine yeniden kavuşacağına inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki böyle tarihi bölgeler kentlerin hafızasıdır. Bu bilinçle tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken toplumumuzun dezavantajlı kesimlerinin yanında olmayı da ihmal etmiyor, onların sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Çünkü geçmişimizden gelen dayanışma ve kardeşlik kültürü bizim de en değerli hazinemiz olmaya devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle
başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ankara'nın başkent olmasına emeği geçen devlet adamlarımızı, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla anıyorum.